Bugünler günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 11 Şubat Cuma günündeyiz. Haftanın son bir inmanşetine her zaman olduğu gibi sevgili Uğur Meleke sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Harika siz. Çok şükür bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Hemen dün akşama döneceğiz değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinden ekranlarınıza gelecek başlık. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Beşiktaş Göztepe ile oynadı dün akşam. Ve bu maçın ardından sizlere okuyacağımız ilk başlık Ersin Destan yazdı. Beşiktaş Göztepe'yi kalecisinin olağanüstü kurtarışlarıyla elemeyi başardı. İki takımın da çok sayıda gol pozisyonu bulduğu maçın 120 dakikalık bölümünde Kartal 27, İzmir ekibi ise 11 şut atarken kalecilerin harika performansları golü önledi. Seri penaltılarda Göztepe'den Berkan ve Lorenzi'nin atışlarını kurtaran Ersin Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıdı. Kırılma anları demiş gazete. Şurada Beşiktaş kayıcısı Ersin Destanoğlu. İlk yarıda rakipleri Göztepe'nin bulduğu iki gollük pozisyonda bir stoper gibi öne çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı. Bir de ikinci yarıda Şerif Endiya'nın ceza sahası içerisinde e, Ersin'in soluna giden bir şutu vardı. Onu da güzel uzandı. Onu da bize eklemiş olalım. Maçın yıldızı 120 dakikalık bölümde Göztepe'nin 7 pozisyonunda gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu. Seri penaltılarda da iki kurtarış yaparak maçın yıldızı oldu. Alex Teixeira hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın sambacısı dün de sahanın en etkisiz isimleri arasında yer aldı. Ayrıca Piyaniç de Vasat'ın altında kaldı. Bunları yaz, bunlar yazılıyor elbette ama acaba hani oyunla ne kadar alakalı ya da dinamiklerle oyun içerisinde olanlarla ne kadar eşleştiriliyor? Ya da şöyle sorayım. Böyle algılanıyor ancak bunun sebebi açıklansa yine böyle düşünülür müydü? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani şu Anladım. sebepten Piyanesi etkisiz göründü, bu sebepten Teşiyer'e etkisiz göründü şeklinde Dense böyle bir ifade çıkar mı ortaya? Teşer'e çok hareketli değil ama gerçekten. Doğru, bir itiraz mı yok için? Daha fazla çabalaması lazım Teşer'in. İyi futbolcu olduğunu biliyoruz. Fiziksel olarak muhtemelen. Ana fikri koşmak olan bir sporcu değil ama çabalamakla koşmak sözlük anlamları eş anlamlı değil yani çabalamak, tutku duymak futbola, sahaya arzu koymak, iştah koymak başka şeyler. İlla delice koşmak zorunda değilsiniz. Teşeran'ın tutkusunda bir eksiklik var. Hürriyet gazetesinden bir başlık daha geliyor ekranlarınıza. Dersime iyi çalışıyorum. Kartal'ın kalecisi Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını böyle özetledi. Göztepe önünde çıkardığı iki penaltıyla Kartal'ı çeyrek finale kanatlandıran genç eldiven. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. Desteğine esirgemeyen Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum sözlerini başlık ve başlık altında görmüş gazete. Akşam gazetesi ise... Oo. Kalen sağlamsa... Elersin. Elemek fiili. Yani Elersin. Orada Ersin Destanoğlu'na bir göndermede bulunmuş. Evet. Son şampiyon Beşiktaş Göztepe'yi penaltılarla geçip son çeyrek finalist oldu. 90 dakikası ve uzatmaları golsüz biten maçta Beşiktaş sayısız fırsat harcadı. Göztepe'de net pozisyonları kurtaramadı. E, özür dilerim kullanamadı. Penaltılarda Ersin Kalesi'nde devleşti. Kartal çeyrek bileti kaptı. Kerem 2019'dan sonra ilk kez Beşiktaş'ta bir maça çıktı. Dün de bahsetmiştik. Kerem Kalafat Uşak Spor'da kiralık olarak oynuyordu. Çağrıldı ve dün akşamki maçta e, hocası forma verdi ve bilmiyorum ne dersiniz ama oyunda kaldığı süre içerisinde baştan biraz soğuk idiyse bile sonrasında uyum sağladı ve iyi bir oyun çıkardığını söyleyebilirim. Ağrıları artan Josef de Soza, 46'da çıktı. Atiba yerine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Tören maçta tribündeydi. İlk yarı sonunda koridorda gerginlik yaşandı. Beşiktaş forması giyen Pjanic 21. yüzyılın en üretken orta saha oyuncuları arasına girdi ve 11. sırada yer aldı. Yıldız isim tüm kariyerindeki maçlarda 89 gol 138 asist yaparak 227 gole doğrudan katkı verdi. Zirvede ise 303 gol ve 269 asistle Frank Lampard yer alıyor. İlk on arasında Gerard, Fabregas, Xavi, Iniesta ve Modric gibi isimler var. Pjanic'in listede geride bıraktığı yıldızlardan bazıları ise Pirlo, Toni Kroos, Schwansteiger ve Ture diye yazmış gazete en skorer 11. orta saha ve Türkiye Kupası'nda. Bugün kura çekilecek diye de eklemiş. Saati kaçtı? 2.30 oldu. Doğru. Evet 14.30'da. Şimdi Uğur Bey'cim maç 0-0 bitti. Normal süre uzatmalarda da. Ee, gol olmadı. Penaltı atışlarına geçildi ve penaltı atışlarında bütün gazetelerden okuduğumuz üzere Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı iki penaltı. ilk penaltıyı üst düzeye nişanladı. Yeni transferlerden Di Santo. Ee, ondan sonra da Ersin iki tane kurtardı. Beşiktaş 3-1 penaltı atışları sonuçta üstün, sonucunda üstün gelerek e, Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turunu geçti. İlk yarı, ikinci yarı biraz yine farklı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben şöyle pozisyon kağıdından bakıyorum. Siyahlar Beşiktaş mavilerin göztep olduğunu düşünecek olursak mavilerin biraz daha fazla pozisyon bulduğunu söyleyebiliriz ilk yarı itibariyle. O da nasıl oldu? Savunma arkasına atılan toplarla büyük oranda bunu denediler ve neredeyse denedikleri her pozisyonda da tehlike yaratmayı başardılar. Gerek Ersin, gerek Rıdvan, gerek Kerem. E, geriye hızlı bir şekilde dönerek French, e, Montero'yu da unutmamak lazım. Vida'yı keza kaç tane top kestiğini bir ara sayıyorlardı. Maçı anlatan spiker arkadaşımız da evet. e, yorumcu e, Gökhan Keskin bir ara sayıyorlardı. E, bir, ama bir yerden sonra koptu. İkinci yarıda ise özellikle 60. dakikadan sonra Beşiktaş'ın net bir baskı kurduğunu ve neredeyse e, ikinci uzatma devresi de dahil olmak üzere oyunun göztepe yarı sahasında özür dilerim ceza sahasında oynandığını söyleyebiliriz. Hakikaten yazıldığı gibi üst üste pozisyonlar kaçtı, altı pastan pozisyonlar kaçtı. E, bir Beşiktaş arka yatılan toplara çözüm bulamıyor. İki, Beşiktaş bir türlü gole çeviremiyor. 27 şut atmış dün akşamda. Ee, Gezal'ın direkt dibinden kaçırdığı iki tane pozisyonu var. Batu Şuhayi'nin direkt dibinden kaçırdığı e, yine bir tane var. E, altı pasın önünden yukarıya vurulanlar var. İz, se, seyircilerimiz izlemiştir zaten. E, i̇ki, bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın aksiyon yönleriyle alakalı. Bir de herhalde takımın fizik, kondisyon gücü acaba yeterli değil mi diye. Tabi 120 dakika oynandı nihayetinde. Ona da şey yapmak lazım. Tabii. Şapka çıkarmak lazım iki takım açısından da. Ne dersiniz? Nasıl izlediniz maçı? Göztepe de ligin fiziksel seviyesi yüksek takımlarından Aynen. biri. Her zaman zorlar. Her zaman maçın son anına kadar ayakta kalır ve Göztepe ile karşılaşmak her zaman zordur. Beşiktaş'ta doğal olarak 120 dakikaya uzayan müsabakada fiziksel olarak ciddi bir şekilde yıprattılar. Soner biraz daha hareketli olması lazım. Sonradan oyuna girdi. E, Soner'i biraz dışarıda bırakırsak yine sonradan giren Lorenzi'yi biraz dışarıda bırakırsak Göztepe'liler sanki Süper Lig'de e, 27'den daha fazla puanları varmışçasına oynadılar. Yani kupayı gerçekten çok ciddiye aldılar. Çok ciddi mücadele verdiler. Tebrik ederim Nestor Maestro ve talebelerini. Demek ki Avrupa gitmeyi istediler gerçekten her şeylerin canlarına başlarını son terlerinin son damlası kadar sahaya bıraktılar ama penaltılar Ersin daha iyi çalışmış daha iyi hazırlamış turu geçen taraf Beşiktaş oldu Göztepe oynamak fiziksel olarak zor ama diğer açtığınız iki başlığı değerlendirirsek özellikle Beşiktaş Kerem Kalafat evet iyi bir müsabaka oynadı çok uzun zaman sonra bon e, bonservise sahibi olan Beşiktaş'a döndü ama Gezer'le beraber de belki orada değerlendirmek lazım hatta ilk yarıda Joseph ikinci yarıda Atiba ile beraber de değerlendirmek lazım. Beşiktaş işte, sağ savunmada özellikle açık verdi. Göztepe özellikle soldan. Halil sola geçerse Halil ile sola geçerse Tiyaniç de hatta Şerif Endiay'ı da sola yaptı. Deple oldu. onunla kalabalıklaşarak soldan pozisyon ettiler özellikle. Beşiktaş işte, sağ savunma konusunda ikinci yarıda Atiba girince biraz daha toparlandı. Belki Joseph top ayağına daha fazla yakışıyor. Daha fazla oyun içinde Atiba 39 yaşında artık. Ama Atiba da defansif olarak ikinci yarıda sağ tarafa daha fazla yardım etti diyebiliriz. Diğer başlık sanırım Beşiktaş'ın e, en fazla konuşması gereken en önemli başlığı. Gole çevirememe. Çünkü zaman zaman net pozisyon üretiminde de sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama bu müsabakada ziyadesiyle pozisyonda vardı. Doğru. Yani 27 şut istatistiği bazen yanıltıcı olabilir ama bu kez yanıltıcı değil. Altı pas çevresinden, ceza alanı içinden, karşıdan, çaprazdan birçok şut, birçok pozisyon fırsatı buldu Beşiktaş bu kez ama enteresan bir şekilde kötü vuruşlar yaptılar. Yani kaleci İrfancan'ın kahramanlaştığı değil. Beşiktaş'ların genelde karavana attığı. Son vuruşta beceriksiz olduğu bu müsabaka. Dolayısıyla bu çerçeveye değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonları. Kaleci kahramanlaşsa ayrı bir senaryo bir ama tane, İrfan Can da kahramanlaşmadı. için bir tane şutu var. Yani Pjanic ayağına hakim, evet. e, bu işin artık ustası diyebileceğiniz topa vuruşun ustası diyebileceğiniz isimlerden bir tanesi. Üstten yukarıya vurdu mesela. Penaltıyı da kötü kullandı. Bence vuruş kötüydü. Piyanek. kurtardı zaten. Gezzal'in var. Bir tane net. iki tane de yarım pozisyon. Batu şu ayın onlardan daha yarım fazla. Yarım dediğiniz hangisi? Arka direkt ellerine vermedi mi? Yoksa Çaprazdaydı. Ona... Çap, yok çaprazdan her şut attı. Direkt dibinden avuta gitti. Bir tane de net diye. vardı. Bir tane daha var. O tamam. Sağ çaprazdan da yine çaprazdan. Paralel giden. Onu yarım pozisyon demiştim. Tamam. O, o kötü değil ama bir tam bir yarım var Gezdelinde. Batshuayi'nin aynı şekilde daha fazla. direkt dibinden kaçan onlardan daha fazla Batshuayi'nin pozisyonu var. gerek tercih hatası gerek son vuruş kalitesi düşüklüğü. Bu durumda ne yapmalı Beşiktaş acaba? Bu açmazdan nasıl çıkmalı? Bir kısa vadeli bir orta vadeli çözüm yolu var. Bence kısa vadeli çözüm yolu Beşiktaş yönetimi acilen Beşiktaş antrenmanlarında son vuruşlarla ilgili ekstra bir çalışma yapması lazım. Bunun için de gerekirse ekstra bir antrenör istihdam etsinler. Daha önce de söylemiştim bazı kulüpler özel olarak forvet hocası istihdam edebiliyorlar. Sadece son vuruş hocası istihdam edebiliyorlar. Lyon 10 yıl önce Sonny Anderson'u efsanevi santriforlarını sadece forvetlerle çalışsın, sadece son vuruş çalıştırsın diye istihdam etmiş teknik kadroya katmıştı. Her antrenmandan sonra yarım saat Sonny Anderson son vuruş çalıştırıyormuş oyunculara. Pek hala böyle bir şey olabilir. Nasıl kaleci antrenör var özel olarak? Birçok kulüp şu anda stoper antrenörü de istihdam edebiliyor. Duran top antrenörü de istihdam edebiliyor. Taç antrenörü de istihdam edebiliyor. Son vuruş antrenörü de yani spesifikleştiriyorlar çalışma alanlarını. Bu da çok doğal. Futbolda netice detaylarda belli oluyor. Son vuruş da en hayati detaylardan biri. Çünkü tabelaya sadece gol yazılıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kısa vadede acilen bu hafta yapmaları da lazım. Yani en bugün en hızlı şekilde Önder Karavel'in teknik ekibine bir son vuruş antrenörü. Ben olsam katarım. Efsane bir şöyle bir gözden geçiririm. Bence ilk bakılacak yer orası olur. Kim mesela antrenörlük lisansı var? Mesela Halim. Teknik kadroda. Halim Okta. Beşiktaş'ın... Evet... ilk i̇lk 11 sürekli oynamadı ama çoğunlukla kulübeliydi ama iyi bir santrfordu. Mesela merak ediyorum Halim Okta olabilir mi? Halim özel olarak santrforla çalışabilir mi? Eğer o e, adaylardan biri değil, seçeneklerden biri değilse ne bileyim Feyyaz Uçar gibi, Ali Gülteken gibi onlar gerçi burada şu an yorumculuk yapıyorlar ama o, o sınıfta değerlendirsinler, geriye dönüp bir baksınlar. Kim olabilir? Tek direktör, center for, özel çalışma yaptırabilecek. Kısa vade bu. Orta vadede yani gelecek sezon için de kadro yapılanması yaparken Beşiktaş yeni kadrosunu oluştururken bunu dikkate alması lazım galiba. Yani çünkü Batshuayi zaten özgüven sorunu hep kariyeri boyunca vardı. Attığı zaman peş peşe atıyordu. Atamadığı zaman çok uzun süre takılabiliyor ve çok basit goller kaçırabiliyordu. Şimdi çok basit goller kaçırma periyodunda. Özgüvenin çabuk değerleyebilen, toparlayabilen bir oyuncu değil. Gerek maç içinde kötü başlarsa, maç içinde mesela 5. dakikada basit bir gol kaçırdı. Maç boyunca bunun etkisinde kalabiliyor ve sezon boyunca da kalabiliyor. 2-3 maç basit goller kaçırında, gol atamadığında bu periyot çok uzayabiliyor Batu Şahay için. O yüzden kadro yapılanmasında gelecek sezon bunu dikkate almalılar. Orta vadede de Beşiktaş yani bu, bu konu üzerine şimdiden Şubat ayı itibariyle kafa yormaya başlamalılar. Göztepe takımı gerçekten ilk yarıda çok net pozisyonları var. Hele 30. dakikada yine Beşiktaş'ın sağ arkadaki boşluğa net bir şekilde orta sahada Atınç'tı galiba. Bir uzun diagonal pas attı yarı sahada oradaki boşluğu gördü. Mubanje, Mubanje oradaydı evet. sıfıra indi. E, ceza sahası 4'e 2'ydi galiba net bir şekilde. Halil bunlara çıkardı. Altı pasın önünde o da çok kötü vurdu. Savunmada kaldı top. Bunun gibi pozisyonları vardı. Hep o boşlukları çok iyi değerlendiler. Zaman zaman Beşiktaş savunması kesti. Zaman zaman da böyle net pozisyonlara çevirdi. Nestor El Maestro e, sezon başında ne deniyordu? Göztepe'nin kadrosu çok yeterli bir kadro, becerili bir kadro değil. Göztepe'nin takviye yapması lazım. Hakikaten işi zor deniyordu. Hep söylemeye çalıştığım şey şu. Kadron kötü olabilir. Ama kötü demeyelim. Yetersiz olabilir. Diğer <laughs> takımlarla kıyaslandığında beceri olarak daha aşağıda olabilir ama öyle bir oyun oynarsın ki ama öyle bir sistem kurarsın ki elindekilere uygun olarak işte böyle bir oyun çıkar ortaya. Nestor Nestor El Maestro nihayet kendini anlattı oyuncularına. Nihayet oyuncuları da hocayı anladı. Bir birlik oluştu anladığım kadarıyla ve hiç sıkılmadan, hiç bunalmadan bu oyunu 90 dakika oynuyorlar. Evet. Bu hakikaten yaşında. Rüştü'nü net bir şekilde et, e, ispat etti. Sezon başında tartışılıyordu çünkü. Tartışılması da çok Maestro. doğal. Çünkü 38 yaşına çok güçlü bir CV ile gelmedi. Şüphesiz ki Göztepe kadrosunda da kavalarında oyuncuların soru işaretleri oluşmuştur. Çok iyi de başlamadı ama kulüp arkasına durdu. Tebrik etmek lazım Göztepe yönetimini. Ee, bu müsabakada daha tutucu bir futbol oynadılar. Özellikle ikinci yarı ve uzatma bölümünde oyunu kendi yaralarında kabul ettiler. Çok fazla faal yaptılar. Mesela hakem Yasin Kolun da umut vadeden bir hakem. Yanlış anlamasın ama Yasin Kolun da bu, bu müsabaka itibariyle daha fazla kart kullanması gerekirdi. Bazı bölümlerde Göztepe çok seri faal yaptı. Peş peşe fauller yaptı. Ve Beşiktaş'ın hücum sürekliğini kesti. Mesela orada artık faal saymayacaksın. Birçok pozisyonda zaten şey konumundaydı sanki. Ee, izleyici bu konumundaydı. Evet daha fazla daha çok varlan, gidip, sanki daha şey fazla bekledi. anlamak lazım. Beşiktaş 6 faal yaptı. 120 dakikada 6 faal sadece. Göztepe 24 faal. Ee, müsabaka sonucuna ulaştığı istatistik. Mesela o da değil. Sadece sayı da değil. Oyunun bazı bölümlerinde Göztepe'liler düştü ve peş peşe fauller yapmaya başladı. Orada Yasin Kolun bunu okuyup, oyunu okuyup orada sarı kartlar kullanması Bütün sarı kartlarını faul icabı kullandı. Dün ben sarı kartı not ettim. Sadece faul icabı yani itiraz sebepli sarı kart yok. Ne bileyim aldatma sebepli sarı kart yok. Sadece faul icabı ile sarı kart kullandı. Şimdi istatistik söyleyeceğim. Bak şaşıracak belki bilmeyen izleyiciler. Beşiktaş 6 faul 4 sarı kart. 6 faulün 4'ünde sarı kart gördü Beşiktaş. Hepsi faul sebepli. Söyleyeyim mi oyuncuları? Oğuzhan, Montero, Montero. Piyaniç ve Güven Faul sebeple sarı kartlar gördüler. 5 toplam 6 faulü var. 4'ünde sarı kart gördüler. Göztepe'nin 24 faulü var. 2. 2 sarı kart gördü sadece. Arsana geç ve Halil. Ve uzatmalarda kart kullanmadı Yasin. Kolay Halbuki uzatmalarda bayağı kart kullanacak. E, stratejik, taktik fauller gördüm ben. O yüzden böyle bir notta düşmek lazım bu ile ilgili. Hakem de biraz Beşiktaş'ın atak sürekliliğinin zaman zaman kesilmesinde oynaması gereken rolü oynayamadı. Ama tekrar açtığımız pencereye geri dönersek Göztepe Saygı bir futbol oynuyor. Sadece Kesinlikle. bu müsabakadan ibaret değil. Göztepe'nin oyunu özellikle kendi seviyesindeki rakiplere karşı birçok müsabakayı domine etti. Özellikle iç sahada o coşkulu taraftarla beraber içsek taraftarla beraber çok iyi bir duygu düşünce birliği yakaladılar. Çok iyi maçlar oynadılar. Bazen sonuca gidemediler, bazen gittiler ama tahmin ediyorum Süper Lig'de birçok futbolcuya sorsan en çok çekindikleri deplasmanlardan biri Gürsel Aksel deplasmanıdır. Gerçekten Göztepe'ye Gürsel Aksel'e misafir gitmek zor. Orada çok iyi bir duygu düşünce birliği yakaladılar. Eğer yakaladıkları pozisyonları gole çevirme konusunda biraz daha becerikli olsaydı sezon boyunca Göztepe 27 değil şu anda 34 35 puanları olurdu. O yüzden ben de Nestor Erma'ya çok saygı duyuyorum. Süper Lig'de de kesin kalıcı olacaklarını, Nesur El Maestro'nun uzun süre çalışacağını umut ediyorum. Artık kupada yoklar. Ama hani teknik puan geçen de anlatmaya çalıştım ya. Maç 0-0 bitti diyelim ki. Penaltı atılmadı futbolda. Teknik puan diye bir tabir var. Hani daha fazla oynamak isteyen, daha fazla arayana verilse galibiyet Beşiktaş'a verilirdi zaten. Beşiktaş 120 dakika itibariyle Göztepe'ye göre daha fazla arayan, daha fazla deneyen, daha fazla gole yaklaşan takımdı. Bence de turu hak etmişti. Bir de Piyaniç konusu var az önce de değindik. Ee, yani etkisiz göründü dün akşam. Piyaniç'in en önemli özelliği boş alanı ve de o alanda koşu yapan oyuncuya tek pas oynaması diyebilir miyiz? Alan yorumlama işte. Bunu diyebiliriz değil mi? Roym doyatı diyor Almanlar. Dün akşam Beşiktaş'ta bunu yapacak oyuncu sanki yoktu. Ve dolayısıyla bu da Piyaniç'in topu Kapasos daha fazla, anlamında. daha fazla ayağında tutması ve zaman zaman da hmm. top kaybına sebebiyet verdi diye ben gözlemledim. Bilmiyorum katılır mısınız? Ama aynı yani oyuncular Bir Rozier olsa mesela. Ha Rozier yok. Yani orada Ama bindirme yapan. aynı. Larin, falan koşan Koçma, yoktu. Gezzal. Batşuay yoktu. Batşuay. Batşuay sonradan, sonradan girdi evet. Ne dersiniz? Yani enteresan bir şekilde Lerin'in en uçta oynamak istediğini hep tahmin ediyorum. Yani tamamen bu benim subjektif görüşüm. Sıra geliyor en uçta oynuyor. Rarın en uçta oynuyor. Yine en uçta oynadığında da Kanada milli takımında gösterdiği performansı gösteremiyor. Oyun domine edemiyor. Yani Lerin en uçta güvenilir. Topu e ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü Lerin bunu bu şekilde anlamlı hale getirir diyebileceğin bir 78 dakika oynamadı Batu Şua'ya girene kadar. Kanada milli takımında bu kadar yakın markajda değil birincisi. ikincisi topu ayağına istediği için çoğunlukla. Ve bir Türkiye'de çok yakın oynandığı için topu kaybediyor. Yani hani koşu yoluna atıp da az önce söylemeye çalıştığım şey Piyan için en sık yaptığı şeylerden bir tanesi. Boş alanı bulup koşu yoluna atıp da e, yapan bir oyuncudan ziyade daha statik bekleyen bir profili var belki beklemesin. Türkiye'de. E doğru haklısınız beklemesin. Abu Bakar beklemiyordu. Doğru. Şimdi Gomis oynayacak. ben, o, ben öyle yorumluyorum ne dersiniz Lerin için. E, de evet yani o daha fazla oyun içinde Görünmesinde fayda var. Daha fazla pas pasrafine katılması, Geçen daha sezon fazla orta gibi. sahaya gelmez. Evet. Çünkü e, hayat da böyledir. Yani sen ne kadar gidersen o da sana o kadar geri adım atar. Futbolda da öyledir. Ne kadar sevgi gösterirsen, ne kadar ilgi gösterirsen. Hani çiçek yetiştiriciliği gibidir. E, bir futbol müsabakası. Çiçeğe ne kadar ilgi gösterirsen, ne kadar konuşursan, ne kadar sularsan, ne kadar seversen. O da sana o kadar yaprak verir, o da sana o kadar... Açar ya futbolda öyledir yani daha fazla oyuna girmelisin, daha fazla oyuna katılmalısın, daha fazla sevmelisin yaptığın işi. Sevdiğini arkadaşlarına ve kamuoyuna da göstermelisin maç içinde. Maç içinde kaybolursan, 3 dakika gözükmezsen, 5 dakika gözükmezsen oyun da sana geri dönmez. Şans da senin yanında olmaz. Top da rastgele seni bulmaz. Bakarsın ki sen oyundan koptukça oyun da senden kopuyor. Futbol böyledir yani çiçek yetiştiriciliği gibi ne kadar ilgi gösterirsen sana o kadar cevap verir. Şimdi bazen bazı futbolculara bakıyorsun. Şans onlardan yana oluyor. Top onların önüne düşüyor. Ben boşu boşuna olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha çok arıyorlar. Daha çok istiyorlar. Daha fazla hareket ediyorlar. Daha fazla oyun içinde oluyorlar. Top da onların önüne düşüyor. Lerin de öyle olmalı. Sanırım bu kontrat sezonu hani Lerin için zor geçiyor. Evet, çok akılda kalıcı bir sezon olmayacak galiba. Piyano gelince... Piyan için de istek arzu barometresi değişiyor. Mesela Kasımpaşa maşa çok istekliydi. Çok istekli. Yani kaç defa yerde kayarak e, top kazandı. Mesela orada başka bir profil çizdi. E tabi sonuçta yaşı da 30'u geçti. Burada kiralık. Sağlık durumu ile ilgili endişeleri de olabilir. Hani bir adres sakatlığı yaşamayayım diye ekonomik kullanıyor da olabilir. Oyuncu ile bir konuşmak lazım. Ben tek direktörün yerinde olsam hani piyanışla bir konuşurdum. Bu maçta acaba piyanışı kullanmalı mı? ne kadar kullanmalı? Onu bir gözden geçirirdim. Çünkü şimdi 120 dakika çok sert bir savaş yaptın buradan çıktın. Hafta sonu ligde devam edeceksin. Tabii ki Beşiktaş'ın şu anda esas hedefi kupa olabilir. Belki de ligde piyancı de, dinlendirmeyi tercih edebilir. O da başka bir opsiyon. Yani Rozi'ye Beşiktaş'ın hem hücumunda hem savunmada çok büyük yer tutuyor. Büyük ağırlığı var derken işte aslında bunu kastediyorduk. Dün akşamki oyunda Rozier'in yokluğunda görüldü. Boş alan bulabilmesi, yaratabilmesi ve oraya koşular yapabilmesi takımın zaman zaman birincil planı haline dönebiliyor. Birincil hücum planı haline dönebiliyor. Çok önemli ama süperstar da değil. E, değil. Yani Rozier'siz de oynayabilmelisin. Hani bahsettiğin önce Alex Hacı Mario Gomez değil yani. Sonuçta Elbette. bir sabek. Ee, i̇yi bir sabek. Ama o olmadığında da bir şeyler yapabiliyor olmalısın. Yüzde Bir yani içinde kart Kasımpaşa maçında değil mi? Kart gördü alkışladığı için. Şey, Aa, doğru zaten ligde yok. O Kasımpaşa maçı değil miydi? Kasımpaşa maçı en son Tabii doğru. oynadığı karşı. zaten başında? ligde cezalı. Ben az önce Dur, yanlış bir, bir şey bak. söylemiş oldum Benim zaten. Benim de kafam bir saniye. Tabii çıktı. tabii cezalı. Kasımpaşa maçı değil. Ben... Antalya maçı. Antalya, ydı. Antalya maçı. Antalya ait. En son oynanan Antalya maçında. Çok daha istekliydi ben Kasımpaşa'ydım benim hatam çok daha esnektiydi. Ee, çok daha fazla top kazandı. Çok daha fazla serseri topların, sahipsiz topların orada vardı. O alanda vardı, o bölgede vardı. Ee, şimdilik de Adana Demirspor maçına cezalı zaten. Türkiye Kupası maçında da evet Önder Karayel'i o yüzden kullanmış oldu Piyaniçi ama şimdi Antalya maçıyla Göztepe maçı arasında yaklaşık 90 saat var. Hani ne kadar fiziksel olarak iyi seviyedeydi. Onu Piyaniçi'de konuşmak, bilmek mutlaka. Fiziksel seviyesine bakmak lazım. Gelelim Ersin Destanoğlu'na. Bütün gazetelerin öne çıkardığı gibi e, gayet güzel bir performans sergiledi. Arkaya atılan toplarda e, Antalya maçında da gördük. Zaman zaman risk alıyor. Dün akşam özellikle bakayım onun dakikasını özellikle yazdım şuradan bir saniyenizi rica edeyim. Hemen bulabilirsem eğer e, 45 artı 1'de savunma arkasına Halil'e Hayo o vidaymış pardon çok özür dilerim kritik bir şeydi. 39. dakikada savunma, oyuncusu, değil mi? savunma oyuncusuyla beraber koşuyordu. Endiaya attı pası galiba. Savunma ile beraber koşuyordu. Ee, buna rağmen Ersin çıkıp şeye attı topu. Tacı attı. Tehlikeli bir şeydi. Yok bir tane şey vardı. Çıktı ve göğsüyle karşıladı ya cezalandı. İşte onu diyorum. Tamam. Cezasız dışında. Buran. evet. Değil mi? Orada yani gelebilirdi ya da bir çalım atabilirdi orada son dakikada kurtarabilirdi. Riskli ama neyse yani bunları e, gol olmadan kalesine gol görmeden yapmış olması o da bu konuda en azından takımda bir çalışma olduğunu gösteriyor herhalde kalecinin savunma arkasına atılan toplarda daha e, önleyici, daha proaktif bir yaklaşım sergilemesi. E, hem o konuda başarılıydı risk alsa dahi hem de penaltılar konusunda başarılıydı hakikaten takımın dün akşam eğer şeye çıktıysa e, son 16 turuna geçtiyse kahramanlarından bir tanesi belki de birincisi. Savunma çok öne çıkıyor Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın döneminden beri zaten ana fikir bu. Oyunun savunma oyuncularından kurulması, savunma ile orta saha arasındaki e, boşluğun artmaması, üç bloğun birbirine yakın oynanması. Bir de dün geçişlerle de Göztepe fırsat bulunca, yani Beşiktaş durumda top kaybediyor. E, de hızlı bir geçiş takımı. O geçişlerde zaten kaleci e, kendi yarı sahasından sorumlu hale geliyor otomatikman. Manchester City niye kalede Ederson'u kullanıyor. Bir Brezilyalı. Liverpool niye Alisson'u kullanıyor? Bir Brezilyalı. Yı? Çünkü aynı zamanda bir oyuncuya ihtiyaçları var. Savunma oyuncusuna ihtiyaçları var. İkisinde kalesinin Brezilyalı olması tesadüf değil. Beşiktaş'ta Ersin bir Brezilyalı kaleci gibi oynuyor. Yani beşinci bir savunma oyuncusu gibi oynuyor. Zaman zaman risk de alıyor. Hata da yapacaktır muhakkak ki. Çünkü hataya açık bir e, strateji bu. Ama hataya kredisi de var. Beşiktaş büyük takım bazen hata yapacak. Onu telafi etmeye çalışacak. Dün dersin de gerek 120 dakikalık süreçte bu libero kaleci performansa gerek sonradan Penaltılar. Çalıştığını özellikle altın çizdi penaltılarda tebrik ederim. Yani bir, bir oyuncunun çalışmanın altın çizmesi çok önemli. Spesifik çalışmanın. Ben penaltılara çalıştım. Kimin nereye atacağı konusunda ön çalışma yaptım. Bunun da meyvesini topluyorum demesi çok önemli yani. Her şey ...hissettim falan bazen diyorlar ya... ...bugün bu gol atacağımı hissediyordum... ya ...her şey sanki hislerden... ...her şey o anki duygulardan... ...her şey motivasyonu ibare zannediyoruz ya... ...birisinin çıkıp genç bir insanın... ...çalıştım arkadaş... ...kimin nereye atacağı konusunda bilgim vardı... O ...çalışmanın sonucu olarak deyip... bunu kurtardım... ...o iş öyle olmuyor tabii ki yani hep... ...iki yıldır biliyorsun... ...sık sık dile getiriyorum... ...San Marino milli takım bir gün çok çalışırsa... ...çok motive olursa... <laughs> Almanya milli takımını yenecek gibi bir inanış bu yani. Her şey motivasyonlu olduğunu zannediyor. Her şey soyunma odasında harika bir konuşma yaparsa San Marino milli takımı tek direktörü. Gazı verip. Bir coşkura çıkarlarsa Almanya yeneceğini düşünüyorsa Hayır öyle olmuyor. Öyle değil yani futbol. Bundan ibaret motivasyondan, tutkudan, iştahattan, istekten ibaret değil. Ersin de onu ifade etmiş. Çalıştım diyor. İyi motive oldum demiyor. Muhakkak iyi motive de olmuştur. Futbolda o da bir faktör ama ana faktörmüş gibi davranıyoruz. Grafiklerine de bakalım. Ersin'in Süper Lig'de ve e, Kupa maçlarındaki seri penaltıları konusunda. E, Süper Lig'de 4 penaltı ile karşılaştı. Bunun ikisini kurtardı. İkisi de gol oldu. Kupa maçlarında 8 penaltı ile karşı karşıya geldi. Bunların üçünü kurtardı. Üçü gol oldu. İkisi de direkten döndü. Dün akşamki maçta da her ikisi de oldu. Hem kurtardı hem direkten Müthiş döndü. Müthiş değil mi? 12'de 5 gol atabilmiş. Rakipleri sadece. Yani %42 civarında Normalde global penaltı istatistiği yüzde 70-75'tir. Penaltıların 4'te 3 falan gol olur. Normalde yüzde 75 oranında aşağı yukarı. Ersin'in karşılaştığı penaltının yüzde 42'si gol olmuş. 12'de 5. Bayağı ezici bir şey. Müthiş. Ee, oran. Müthiş. 12'de 7 gol olmamış. 4'ü 5'ini kurtarmış. İkisi direkten dönmüş. Ki direkten dönenlerden biri direkten dönüp kafasına çarpmıştı ligde değil mi? Altısını kurtardı diyebiliriz süper bir sistik. Çalıştığı için ve sonucunu aldığı için tebrik ederiz genç kardeşimiz. Maçla alakalı var mı eklemek istediğiniz bir şey? Beşiktaş Göztepe Zira Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasıyla alakalı. Çünkü herhalde konuştuk. Ha bir şey soracaktım size ama ee, neyse şimdi görüntümüz Gezel ağırlığını de. koydu. Buyurun. Onun bir hakkını teslim edelim son olarak. Özellikle 60'tan sonra Beşiktaş'ın oyun çevirebilmesinde ve pozisyon sürekli sağlamasında Gezal'in oyuna ağırlığını koyması Değerliydi. Yani Cezayir öncü'nün hakkını teslim edeyim. Evet gol kaçırdı az önce değindim ona ama birçok pozisyonda onun çabası, onun aklı, onun zekası, onun üretimiyle geldi. Özellikle oyunun son bölümünde net bir şekilde e, inisiyatif aldığını söyleyelim. Ve bu bölümü kapatalım. Değerli izleyenler ve sevgili Uğur Meleke saatlerimiz kaç olmuş pekala bir araya gideceğiz. Onun ardından da e, bugün Avrupa Biliyonu biraz daha önelim, öne çekelim dedik değil mi? Evet. Tamam, bir araya gidelim değerli izleyenler. Aramızın ardından da Avrupa'da da yine önemli gelişmeler var. Onlarla ilgili kısa bir tur yapacağız. Ondan sonra yine yurt ile devam edeceğiz. Tekrar birlikte değerli izleyenler, araya gitmeden önce ifade ettiğimiz üzere Avrupa'dan haberleri şöyle hızlıca bir turdan. E, turla geçeceğiz. Öncelikle Mirror Sport sayfası geliyor ekranlarınıza. Manchester United için Man United yazmışlar. Göreceksiniz. Ben ilk başta şey mi dedim acaba bir çılgın hani lunatikten bir gönderme mi acaba diye alakası yokmuş. Başka bir patron, başka bir teknik direktör, koç, menajer hedefleniyor. O da Luis Enrique'ymiş. O yüzden Manchester United başlığı atmışlar. Şimdi orada da yaratıcı başlıklar oluyor mu Buyur. Bu sezon Avrupa'da en çok konuşulan İngilizlerin bir deyim vardır. En kötü saklanan sır diye kullanırlar. Öyle bir deyimleri vardır. Hani bir şey çok önceden konuşulmaya başlandıysa bir sır, 3 ay sonra, 6 ay sonra gerçekleştiyse öyle değinirler hep ona. Dünyanın en kötü saklanan sırrı. Bu sezonda dünyanın en kötü saklanan sırrı Pochettino'nun sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılıp Manchester United'a gideceği beklentisi, Paris Saint-Germain'de Zidane'la çalışacağı beklentisi. Herkes konuşuyor artık. Fransız medyası da, İngiliz medyası da. Yani bu gerçekleşecekmiş gibi yeni sezon planları hep bunlardan bahsediyorlar. Manchester United oyuncuların da Pochettino'nun gelecek olmasından memnun olduğu konuşulurken bir anda dün bir haber Manchester United yönetim kurulunun hedeflerinden birinin tek direkt yeni sezon için tek direkt hedeflerinden birinin Luis Enrique olduğu bomba gibi düştü deyim yerindeyse. İngiliz gündemine. Luis Enrique İspanya e, milli takımıyla malum yarı final gördü Avrupa Şampiyonası'nda. Ama yaşı genç henüz. Aslında bu yaşta tek direktörler genelde 50 yaşlarının başlarına kulüp takımlarının çalışmayı tercih ediyor. 60'lardan sonra milli takım çalıştırmaktan söz ediyorlar. O yüzden Luis Enrique'nin e, İspanya milli takımından bir kulüp takımına geçişi sıkça dillendiriliyor, adlandırılıyor. Birçok kulüple adı geçiyor. Nasıl bir tek direktör? doğrularına çok e, katı bir şekilde inanan, doğrularını genelde tartışmaya açmayan ve lider olmayı seven. Futbolcu odaklı bir soyunma odası değil asla ve üzerindeki takım öyle olamaz. Tek direktör odaklı bir soyunma odası. Hiçbir futbolcu takımdan büyük değildir. En büyük olan takımdır. Duygusunu çok ciddi biçimde çalışırdı takımlara veren. İspanya milli takımıyla turnuvaya giderken Sergio Ramos'u kadroya almadı. Düzelmişti Sergio Ramos. Üstelik 26 kişilik kadro hakkı varken 24 kişi götürdü. Sonradan Sergio Ramos'u belki ekler diye düşündüler. Eklemedi. Hiçbir Real Madridli götürmedi ki tarihte yok. İspanyol milli büyük turnuvaya Real Madrid'li oyuncu olmadan gitmişliği yok. Çok güçlü bir figür. Başarısız olsaydı parça parça edilirdi Tabii. İspanyol medyası tarafından. Dolayısıyla çok da büyük risk aldı ama başarılı da oldu turnuvada. Manchester United'ın da şu anda aslında ihtiyacı olan bence zaten bu tip bir tek direktör. Çünkü soyunma odası kaynıyor çok uzun zamandır kaynıyor. Çünkü orada Pogba var. Çünkü orada şu anda ayrıldı ama daha önce Martial vardı. Şimdi Cristiano Ronaldo var. Bunlar güçlü figürler. Konuşan figürler. Daha önce Lukaku vardı. Benzer şekilde konuşan, düşünceni açıkça ifade eden, e, takım içinde takım arkadaşlarını etkileyebilen, tek direktörü karşı cephe oluşturabilen. Ve Mourinho bunun sıkıntısını net bir şekilde yaşadı. Sosyal net bir şekilde yaşadı. Şimdi Rangik yaşıyor. Muhtemelen yönetim kurulu da diyor ki öyle bir tek direktör getirelim ki artık bu kulübün patronu futbolcular değil tek direktör olsun. Sanırım o yüzden Luis Enrique gündemlerine aldılar. Bana da makul mantıklı geldi. Pochettino'yu alabiliyorlarsa tabii ki Pochettino. Ama Pochettino'yu alamayabilirler. Elbette. Pochettino şampiyonlar yine Paris'te başarılı olabilir. Paris bırakmayabilir. Luis Enrique o yüzden makul bir hedef gibi geldi bana. Aynı sayfaya bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Mirror Sports sayfasını. Sağ üstte şurada Wolverhampton-Arsenal karşılaşmasının Arsenal'in 1-0 üstünü tamamladığını ve Gabriel'in, Martinelli'nin 5 saniye içerisinde 2 tane sarı kart gördüğünü vurgulamış. Haber birinci sayfada yer bulmuş. BBC Sports'ta yine aynı şekilde aynı haberi Arteta'nın teknik direktörün şeyiyle, Arsenal teknik direktörünün. Martinelli'nin oyun dışı kalmasıyla alakalı hayatımda böyle şey görmedim cümlesini başlığa çıkararak görmüş. Evet. 5 saniye içerisinde 2 sarı kart bu gerçekten son derece garip şeklinde değerlendirmesi. Yani 15-20 yıldır buradayım diyor. Arteta ben bu süreç içerisinde hiç böyle şey görmedim hayatımda. Bu hakikaten çok acayip bir durum değerlendirmesini yapmış Martinelli'nin gördüğü kartların ardından. Çok gerçekten orijinal bir pozisyondu. yani bu yıl değil uzun yıllardır Avrupa futbolunda görmediğimiz türden çok nadir gördüğümüz türden bir pozisyondu. Görmeyenler için kısaca anlatayım. Wolverhampton taç açı kullanıyordu. Martinelli taç atışı kullanan oyuncu Podence önce itti. Ama buna rağmen tacı kullandı attı devam etti oyun. Hakem de Michael Oliver da devam ettirdi oyunu. Martinelli koşmaya devam etti. Bu sefer de Chiquinho'yu faulle durdurdu. Yine umut vaden bir hata kesti. Michael Oliver geldi Martinelli'nin yanına. Dedi ki önce taç touch kullanan oyuncuyu ittiği için birinci sarı kart. Sonra buradaki oyuncuyu ittiğin için ikinci sarı kart dedi. İkinciyi çıkarttı. Kırmızıyla attı. Aynı pozisyon içinde 3-4 saniye içinde iki ayrı faulü, iki ayrı sarı kartla değerlendirip attı. Tabii birçok tartışmaya sebep oldu bu. Böyle mi olmalıydı? Tek sarıyla mı geçiştirmeliydi falan diye. Şimdi taze bir kural değişikliği söz konusu futbolda. Bu kural değişikliği diyor ki şimdi ben geldim. Sana bir faul yaptım ama sen düştün, kalktın, devam ettin. Pozisyon umut vaadinden bir hata dönüştü. Ben dönüp sana artık o sarı kartı göstermiyorum. Çünkü? Kural değişti. Önceden gösteriyordun. Çünkü avantajı kullandın. Ben senin avantajını yok etmedim. Ya da ben geldim, denedin ama edemedin. Evet. Bir faul yaptım. Bu faul kırmızı kart gerektiriyor. Ee, bariz gol şansını engellemeye çalıştığım için kırmızı kart gerektiriyor. Ama buna rağmen devam etti pozisyon. Başka bir oyuncu gol attı. Hakem gelip bana bariz gol şansını engellemeye çalıştığım için kırmızı göstermiyor. Artık sarı gösteriyor. O da bir kademe düştü. Bir kural değişikliği oldu. Önce bunu cebe koyalım. Dolayısıyla kamuoyu, spor kamuoyu dedi ki e, kural değişmemiş miydi ya dediler. E, Martinelli avantajı kesemedi. Devam etti. Ama Michael Oliver gerçekten yürekten tebrik ederim. Muhteşem bir hakem. 35-36 yaşında çok üst düzey seviyelere geldi. Martel'in oradaki faulünü sportmenlik dışı olduğu için dönüp taç atışı kullanan oyuncu neredeyse yüzüne yakın bir yerden Hı -hı. ittiği için. Sportmenlik dışı bir hareket yaptığı için geldi birini sarı kartı gösterdi. Avantajı kesmeye çalıştığı için değil. Tebrik ederim Michael Oliver. I. Çünkü bu tarz hareketler, sportmenlik dışı hareketler, yaralayıcı hareketler bu kapsamın dışında. Mesela ben geldim sana yumruk attım. Bariz gol şansı sırasında. Diğer oyuncu da golü attı. E kurala göre şimdi ben hakem sarı kart mı göstermesi lazım sen bariz gol şansını kesin. Bu başka. Ben sana yumruk attım. Yaralayıcı bir harekette bulundum. Spor, o durumda yine kırmızı. Hakem çok iyi analiz etti konuyu. Tatiç kullanan oyuncuyu çok sert bir şekilde itti. Yüzüne yakın bir yerden etti Ve sportman dışı bir hareketti. O yüzden o sarıdan kurtaramıyor. Geldi sen dedi ilk önce sportmen dışı bir hareket yaptın. Futbolun tabiatına aykırı. Ondan dolayı sana bir sarı. Sonra geldin burada. Umut Vardan hata kessin. Oradan da ikinci sarı. İki sarıdan Martinelli yattı. Ya bayıldım. Bir futbol sever olarak hakemin böyle oyunu çok güzel okuması, doğru okuması. Değişen kuralı rağmen onu doğru yorumlaması. Çünkü hakemliğin büyük kısmı yorum. Kitabı Öyle. biliyorlar. Ama kitabı okuyup okudukları kuralı bile doğru yorumlayamıyorlar biliyorsun bazen. O yüzden bu yorum harika. Bak İngiliz kamuoyu da doğru yorumlayamadı çoğunlukla. Arteta hocamız da dahil. Arteta hocamız olabilir. da dahil ama tebrik ederim Michael Oliver'ı. Canı gönülden argümanları, gerçekten argümanları ortaya çıkınca net bir şekilde anlaşılıyor zaten. Birisi sport benlik dışı, birisi umut vadenin evet. atağı kesmek yani. Evet. O sarı kartın sebebi o. Yoksa taç atışından kestiği avantaj kesilmedi, avantaj devam etti. Yoksa o sarı kartı kullanmazdı. Ama adamın yüzüne yakın bir yerden neredeyse kırmızıya meyleden ...bir hareket yaptığı için... E, ...o sarıyı da gördü. Coutinho ile ilgili... ...Lampard hocamızın bir... ...şeyi var, değerlendirmesi var. O gelsin ekrana. E, Lampard diyorum, Steven Gerrard çok özür dilerim. Steven Gerrard diyor ki... E, ...Philip Coutinho ile alakalı ona... E, ...futboldan tekrar hoşlanabilmesi için... ...yeni bir fırsat veriyoruz. Yeni bir sahne e, veriyoruz. Diğer yandan onun becerileri... E, ...farkındalığı ve vizyonu... ...eğer onu izlemek... Sen hoşlanmıyorsanız, yani bu daha doğrusu Kutuyu izlemekten hoşlanmayan birileri varsa futbolu izlemeyi bıraksın. Evet. Diyerek Kutuyu'nun e, futbolunun son derece iyi bir oyun olduğuna işaret etmiş. Çok iddialı ama değerli bir açıklama. Oyuncusunun da desteğini almaya yönelik. Steven Gerrard önemli bir adam. Yani evet. sadece efsane bir futbolcu. Sadece şu an tek direktör olarak bakamazsın. Futbolun akil adamlarından bir tanesi. Yaşayan efsane konuşacaksa o konuşacak. Yani Gerard'ın fikirleri o dolayısıyla futbol kamayışı önemli. Coutinho İspanya'ya gitti. Ee, bir sezonda iki gol katkısı yapmış Barcelona'yla. Gol artı asist toplam iki. Aston Villa'ya geldi. 170 dakika dört gol katkısı var. Gol artı asist. Bu maçta bir gol iki asist oynadı. Lissunat'a e karşı. Bunu nasıl okursun? Nasıl yorumlarsın bu durumu? Yani ne oldu? Ne değişti? Sihirli bir değnek mi değildi Coutinho'ya? Bak Gerard açıklıyor. Diyor ki Coutinho'ya tekrar Futboldan eğlenme, futboldan zevk alma fırsatı verdik diyor. Bir defa bir sporcu evet ne kadar bu mesleği olsa da ne kadar %100'ünü sahaya koymak zorunda olsa da severek yapmıyorsa işini, orada sevdiği bir ortam yakalayamıyorsa perform edemiyor, performans veremeyebiliyor. Burada da Coutinho ile ilgili detay oydu galiba. Orada mutsuzdu, eğlenmiyordu. Coutinho gibi yetenekli oyuncuların, özel oyuncuların da eğlenmeye, kendini iyi hissetmeye ihtiyacı var. Gerard diyor ki biz ona o fırsatı verdik. Ve siz de seyirci olarak böyle bakmalısınız. Kutunyon'un oyunda oyundan eğlenmiyorsanız o zaman futbolu sevmiyorsunuzdur. Futbolu seviyorsanız Kutunyon'un oyunda eğlenmelisiniz diyor. Şimdi ben Gerard'ın sözlerini alıntılayarak burada müsaadenizle Fenerbahçe'nin Vitor Pereira dönemindeki seçimleriyle ilgili anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani futbol sadece sonuçla ilgili bir şey değil. Futbolu sevmekle ilgili. Futbolu sevenler iyi futbolu ve iyi futbolcuyu da severler. Mesele sadece pragmatik yöntemlerle sonuca gitmek değil. Mesela aynı zamanda eğlenebilmek ve eğlenen futbolcuların e, sahneye koydukları şeyden de keyif alabilmek. Vitor Pereira bundan keyif alan bir tek direktör değil. Benim çoğunlukla itiraz ettiğim şey buydu. İnsanlar şu anda manipüle ediyorlar. Yok işte üçlü savunmaya itiraz ediniz. Asla üçlü öyle bir şey yok. Üçlü savunmaya hiç itiraz edilmiyor. Öyle ettim. bir şey yok yani. Yalan bu. Böyle bir yalan kamuoyu oluşturdular. İlk günden Saçma beri sapa. söylediğimiz şey... Üçlü savunmanın önünde başlıyor problemler. Üçlü savunmada evet. sıkıntı yok. İlk Esas günden beri ön taraf. Şey. Esas sorunun ön tarafta Ve bir de şunu diyorlar, İsmail Kartal geldi daha mı iyi oldu? Hayır daha iyi olmadı. ama e, Çünkü o İsmail değil. Kartal tercih de yanlış. Önce doğru bir teknik direktör getir de fen Ondan sonra değerlendir. E, ama zaten kaldı ki yeni sezonda gelecek yeni teknik direktörün öncülü diye bir prezentasyonda gelmedi mi İsmail Hoca? Yani İsmail Hoca bir anda her şeyi düzeltecek diye değil, affınıza sığınarak söylüyorum. Yani şu anda teknik direktör yapabilecek ve camiayı ve takımı e, tanıyan ve camianın sevdiği bir isim olarak gelmedi mi? Yani bir anda böyle sihirli denek her şeyi düzeltecek diye gelmedi. Çünkü Vitor Pereira'nın yine affınıza sığınarak söylüyorum yarattığı yıkım, yıkım diyeceğim. O değişim sürecine değişim ya da değiştirme süreci pekala evet. böylesi daha doğru oldu. O değiştirme sürecinin maliyeti çok ağır oldu. Evet. Hem fiziksel hem mental hem mali. Peki... Yeni sezondaki tek direktörün öncülüğü olarak geldiğini ifade ettiler. Fenerbahçe Bu doğru Fener, bir karar mıydı? Fenerbahçe bölümüne bırakalım çünkü tamam. birkaç tane daha güzel e, başlığımız tamam. var. Doğru. E, az önce çizdiğiniz çerçeve oyunu sevmek çerçevesi e, benim bu çerçevede değerlendirdiğim ve e, bilmiyorum ne dersiniz çok sevdiğim için hayranlıkla izlediğim için hem özel hayatını hem futbolunu. Doğal komik insanlar vardır ya öyle bir insan geliyor benim nazarımda haksızlık etmeyin eğer yanlış bir şey söylüyorsam da lütfen düzeltin. Buyurunuz efendim Harry Kane geliyor ekranlarınıza Harry Kane'imiz diyor ki artık diyor insanların 30'lu yaşlarında eskiden hissettiği şeyleri şimdi 30'ların ortalarında hissetmeye başlıyor. Yani o yaşlılık evet. yaşı ilerledi diyor. 30'ların ortalarına geldi. 35'lere, 36'lara. Mesela bakın diyor Ronaldo'ya, Cristiano Ronaldo, diyor, Lionel Messi'ye, Lewandowski'ye, Zlatan İbrahimovic'e hepsi diyor 30'u geçti ve o tarihten sonra da hepsi kariyerlerine kariyerlerini bambaşka bir seviyeye taşıdılar. Yani kendisi için de aynı öngörüde ben de bunu yapacağım diyor Harry Kane. Ben diyor artık futbolcuların en iyi çağının 30'ların başı olduğunu düşünüyorum. Önceden 30'lar aksine düşüşün başladığı evet. çağ olarak görülürdü. Futbolcunun en iyi çağı da 25-30 aralığı olarak görülür. Chelsea'nin ile yaptığı transferlere bakın. Başka bugün onu alırız tablo olarak. Hep 25-30 yaş aralığında yapmıştır Mourinho transferi. Çok azı var tabii ki. 25'in altında transferleri de var. Ama çoğunlukla ağırlıklı olarak 25-30 yaş arası transfer yapmıştır. 25'in altında birkaç tane, 30'un üstünde birkaç tane belki yapmıştır. Ama çoğunlukla 24-30 yaşarız. Çünkü niye? O zamanlar yaklaşık 20 yıl önce futbolcuların en iyi çağının 25-30 orası olduğuna inanılırdı. Şimdi Kane diyor ki durum değişti. Artık diyor bence futbolcuların en iyi çağı 30'lu yaşlarının başı. Hatta diyor 35'lerine doğru itiyorlar bunu diyor. Örnek olarak da Messi, Ronaldo'yu, Zlatan'ı, Lewandowski falan kanıt olarak ortaya koyuyor. Kendisi 1993 doğumlu 28-29. Ben en iyi çağıma gelmedim diyor daha. Bu benim en iyi çağım değil en iyi çağıma doğru geliyorum yavaş yavaş. O yüzden diyor önümde çok uzun bir futbolcu kariyeri var ve benim en iyimi daha görmediniz. En yüksek seviyemi daha görmediniz diyor Harry Kane. Ee, yaşayıp göreceğiz. Harry izlemek büyük zevk. Umarım çok daha uzun zaman izleriz. Umarız en iyi seviyesi bu değildir. Daha yükseğe çıkar. Çünkü daha yükseğe çıkarsa heyecan verir. Mutlu eder bizi futbol severler olarak. Umarız öyledir. Bir de ee... En yakın takipçisi Liverpool'da 9 puan fark açan, Premier Lig'de 9 puan fark açan Manchester City'nin hocası Guardiola. Pep Guardiola'nın şöyle sözleri var. Diyor ki ligdeki ya da ben şey yapmayayım, çevirmeyeyim. Çünkü bunu anlayabilmek için açıklamalarının tamamını dinlemiş olmak gerekecek. O yüzden sözü size bırakayım. Bir de bir İspanyol olduğu için Guardiola biraz kısa yoldan ifade etmiş derdini. Şimdi basın toplantısında e, ee, ikinci ile aranızda 12 puanlık fark oluştu diye soruyorlar. O sırada 12 daha Liverpool oynamamış. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu avantajınızı? Guardiola da gülümsüyor diyor ki lig beşincisiyle aramızdaki fark bayağı arttı. Artık Şampiyonlar Ligi e, bileti cebimizde diyebiliriz diyor. Yani şampiyonluk yarışından söz etmek bile istemiyor. Ben şampiyonluk için iyi bir noktadayız diyemem diyor. Bunu dile getirmek istemiyorum. Desem desem ancak, ancak size şunu diyebilirim. Lig 5.si aramızdaki mesafe arttı. Evet şampiyonlar gibi bile için, bileti için avantajlı konuma geldik. Yani rakiplerine Liverpool'a, Chelsea'ye başta tabii ki. Olağanüstü saygı duyduğunu gösteriyor. Şampiyonluk yarışı asla bitmedi, kapanmadı. Bana böyle iddialarla gelmeyin, böyle cümlelerle gelmeyin. Oyuncularımın kafasını karıştırmayın, bizim kafamızı karıştırmayın demek istiyor ki birkaç gün sonra aslında haklı olduğu ortaya çıkıyor bugün itibariyle. Çünkü Liverpool kazandı. Manchester City'den sonra puan farkını 9'a düşürdü. Bir maçı eksik. Liverpool o eksik maçını da kazanırsa aslında 6 ee, görünmeyen gizli puan farkı aslında 6 ki Liverpool City ile de oynayacak. Liverpool City ile de oynayacağı için bu 6 puanlık farkı sadece iki takımın kendi arasında oynayacağı maçta 3'e düşürme şansı da var. Bu durumda Guardiola'nın zaten şampiyonluk yolunda avantajdan bahsetmesi doğru olmaz. Adam da çok gerçekçi ve çok deneyimli. Bir de daha önce klopla ne mücadeleler yapmışlar yani. 98-97 bitti bir sezon. Tarihte başka bir sezon yoktur Doğru. yani. İki, 98, birinin 97 oldu. Hani 97 puanla şampiyon olamak çılgın bir şey. 97 puan topluyorsun ve şampiyon olamıyorsun. Korkunç yani. Jürgen Klopp bu kabusu yaşadı. Çünkü 98 puan toplayan biri vardı. Bunları da bildiği için Guardiola rakibin ne kadar güçlü ve vazgeçmeyen bir rakip olduğunu şu anda hiç şampiyonluktan söz etmiyor. Gerçekten de Liverpool'un ben de devreye girdiğini düşünüyorum. Şu an puan farkı 9. Eksik maçını kazanırsa 6. Yani hiç öyle çok güvenilecek bir fark değil. Büyük lokma yut, büyük konuşma demişler. Değil Guardiola mi? hocamız da e, güler yüzlü, saygılı, kibar, nazik. İlle böyle bağırıp da çağırıp da sağa sola ayar vermeye çalışmadan da bu işi en üst düzeyde yapılabildiğinin net bir göstergesi. Her şeyi bir kenara bu özellikleri de bu özellikleriyle de e, Guardiola hocam bence şeyi hak ediyor. Kesin. Krediyi hak ediyor. Bir de kendini çok iyi ifade ediyor çok zeki, sözcüklerini çok iyi seçiyor. Ee, dilimin sınırları dünyamın sınırları diyor yani. O kadar doğru sözcükler kullanıyor, doğru bir dil kullanıyor ki dünyasının da evrenin de ne kadar geniş olduğunu kanıtlıyor. Bizim de tek direktörlerimiz muhakkak bakıyorlardır oraya zaten ben konuşuyorum genç tek direktörle sık sık Guardiola'ya, Klopp'a, Tuhel'e baktıklarını söylüyorlar. Onları örnek aldıklarını ama sadece saha içi taktik analiz değil yapmalara gereken saha dışı konuşmalarına, yaşam tarzlarına, en başta oyunu sevmek, oyunu sevmelerine. Ne bileyim, Guardiola Bayern Münih ile anlaştı. Er, erken anlaştı biraz. Sezon başı göreve gelecekti. Önde 5 aylık boşluk vardı. 5 ay Guardiola tatil yaptı. Boştu o sırada. Sonra Almanya'da Bayern Münih onu prezante ediyor. Prezante etti, basın toplantısı çıktı. Soruları sorarken Almanca sorabilirsiniz dedi basın mensuplarına. Çünkü o 5 ayda Almanca öğrenmişti. Yani hiç böyle bir zorunluluğu yok. Gerçekten çok ekstra bir figür. Ronaldo gibi, Messi gibi futbol yıldızlarıyla beraber bir teknik direktör olarak da Pep Guardiola ile aynı dönemde yaşıyor olmak bizim için bir artı. Klop gibi yani sayabiliriz Kesin. başka isimlerde de. Bu mücadeleye bu güzelliklere şahit olmak bizim şansımız en azından öyle söyleyelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü bir araya gideceğim yine Avrupa turumuzu bitirdik. Ondan sonra da Galatasaray'la devam edeceğiz. Peki efendim araya gidiyoruz şimdi ardından da Galatasaray'la devam edeceğiz. Fanatik gazetesi geliyor efendim. Ekranlarınıza Aslan'ın kader maçı başlığımız. Kayseri Spor, Yukatel Kayseri Spor maçı öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolcular kanadı ile ilgili flash iddialar gündemde. Hakikaten nereye açarsanız, nereye bakarsanız böyle iddialar görüyorsunuz değerli izleyenler. Kulübe yakın kaynaklar Domenek Tore'nin sözleşmesindeki tazminat maddesinin doğru olmadığını, Kayseri maçındaki muhtemel bir yenilgide yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor. Hadi bakalım buyurun. Öyle enteresan. Başkanı çok kritik bir Mart ayı bekliyor. Mevcut tablo nedeniyle genel kurulda ibra edilmemesi gündeme gelen Burak Elmas'ın birkaç kötü sonuç daha alınması durumunda seçime zorlanacağı öğrenildi. Futbolcular da istim üstünde. Yönetim Florya'ya gidip tüm takıma ve teknik ekibe destek verse de Kayserispor spor maçındaki olumsuz bir sonuç beraberinde kadro dışı kararlarını da getirebilir. Bu kadar yani bahsedildiği gibi zor bir durum var ise bu, bu haberlerde çok net desteklemiş. Ee, yani hani Galatasaray'ı böyle e, zor şeyinde siz söyleyin durumunda. Şuradan bakıyorum. Baskıyı kurmanın Ha yani şu Domenek Tören meselesi. Ya bunu ilk gördüğümde dedim ki ya bu adamı niye getirdiler Türkiye'ye? Fenerbahçe gibi Beşiktaş gibi bir ara formül bulunamaz mıydı? Madem öyle Domenek Tören kalıcı olmayacaksa. Bu kadar patırtıya gerek var mıydı? Bir de bir buçuk yıllık kontrat bir, bir buçuk zaten. Yıllık kontrat Altı aylık değil. Fenerbahçe İsmail Kartal'la evet. sezon sonuna kadar değil mi sözleşme Doğru. yaptı yanılmıyorsam bildiğimiz kadarıyla öyle. Zaten Ali Koç kendi ağzından yeni e, ilgilendiğimiz tek direktörler var ama yeni sezon geliyorlar sezon ortası gelmek istemiyorlar o yüzden bir araç çözümü ürettik diye söyledi ama Domenech Torrent diye gelir Galatasaray kulübünün böyle bir tasarrufu tasarrufu öyle değildi bir buçuk yıllıktı kontrat. Ama şu anda hani bu dört müsabaka bir puan. Kayserispor Spor maçına da kötü sonuç alınırsa. işler değişti mi diyorsun? Değişiyor mu acaba? Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray 28 puanda. 25 puanlı Antalya Spor bu hafta kara gümrükle oynuyor. 26 puanlı Giresun Spor Fenerbahçe ile oynuyor. 27 puanlı Göztepe Kasımpaşa var. Bir de Göztepe Hatay Spor'la Kasımpaşa'da alan yağıyla oynuyor. Yani olur da bu dört maçın sonuçları da Galatasaray'ın istediği gibi gitmezse, bu takımlar kazanırsa Galatasaray bir ihtimal sanırım e, küme düşme hattına Kazım girme Paşa ihtimali var. 30 yapar. Göztepe 30 yapar. 28 puanlı Galatasaray'ın üstüne çıkar. GZT Giresunspor'da 29 yapar. O da yine Galatasaray'ın üstünde yer alır. Sadece Antalya ile Averaj. 28 Farkına, er evet. puan olurlar. 6 averaj şarkı var. Yani olur da orada da saçma sapan bir aksilik Galatasaray için söylüyorum tabii ki yaşanırsa küme düşme hattına Gelir. girme ihtimali var. Evet. Herhalde o da tedirgin etti Galatasaray camiasında kamuoyunu. 4-5 maç setleri gibi gitmezse çok güçlü bir ihtimal değil tabii ki. Ama velev ki öyle gelişti. Daha da zorlu olabilir Burak Elmas'ın e, önündeki Mart planı öyle bir şey varmış ya. Öyle şöyle yazıyor. İbra problemi vesaire şu bu. Evet. Şuradan bakayım. Mevcut tablo itibariyle ibrasızlığı düşünen üyelerin birkaç kötü sonuç daha alınması halinde seçim baskısını başlatacağı ifade edildi. Bu baskıyı kırmak isteyen Sarı Kırmızılı kulübün patronuysa kısa süre içerisinde radikal kararlara imza atabilir. Bu radikal kararlar neymiş? Birisi şey ee, önceki gün ortaya atıldığı gibi bir tazminat maddesinin Domenek Tore'nin tazminat maddesinin bulunmadığı ifade ediliyor. Bu da Burak Elmas'ın bir anlamda Domenek Tore'ni feda ederek teknik ekipte farklı bir formülü deneyebileceği görüşünü beraberinde getirdi. Epeki tablonun geneline bakacak olursanız eğer bu Burak Elmas açısından da daha kötü olmayacak mı? Domenek Tore'ni de ben bu adamı buldum getirdim. Ama Domenek Tore'ni de beğenmedim gönderdim. E madem o zaman şurada denmeyecek mi? E keşke baştan Getirmez Bu kadar ya gürültü kopmasaydı getirmeseydin bir ara formül başka bir ara formül üretilseydi yeni sezona kadar E yine o da Deniz. çok iyi bir şey olmayacak yani. E, muhakkak. E, durum olmayacak. Gerçekten şu anda öngöremiyorum. Yani bu haberlerin tabii ne kadar Kalmış sahih yani. sahih olduğu da başka bir Elbet. soru işareti. Sözle başlarken öyle başladı ki. Evet, gerçekten böyle bir gündemi var mı Elmas'ın? Ağzından böyle bir açıklama yok. Eğer böyle bir şey varsa bu haberler gerçekten sahihse Torrent'in gerçekten ee, tazminat maddesi yoksa, torrentle gerçekten yolları ayırmayı bir opsiyon olarak görüyorlarsa evet başka bir sıkıntılı duruma kapı açar. O kamburuk var boşta. Ama hiçbir kararı bu sefer bundan sonra her kararı eleştirilir hale gelmeyecek mi? Her karar evet. nasıl olsa iki gün sonra böyle yapılacak denmeyecek mi? Delir tabi. güvenilirleri sarsılır. Ki Domenek Torrent'in de çıktığı dört maça bakarsan Hatay Spor maçı zaten ilk maçtı. Lider Trabzonspor ve e, son derece ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri de Alanya. Biraz da zorlu bir fiksürde. Şimdi önünde Kayseri, Göztepe, Rize. Tabii ki kolay maç çok Galatasaray için. Çünkü zaten ligdeki konumundan belli iş maçın kolay olmadı ama belki görece, bu fiksürde... Görece rakibe göre görece... Biraz daha toparlama şansı olabilir belki. Bir ihtimal evet. Sonrasında yine evet. yine fiksürü zorlaşıyor. Bir sonraki sayfamız yine Galatasaray ile alakalı Cumhuriyet gazetesinden geliyor. Muslera ile çekişmem başlığımız bu. Galatasaray'ın yeni kalecisi Nyaki Pena forma rekabeti için net konuştu. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız. Aramız çok iyi. Bana geldiğim günden beri yardımcı oluyor. İkimizin de amacı kulüp için en iyisini yapmak. Galatasaray TV'ye konuşan 22 yaşındaki kaleci Galatasaray'a kısa zamanda adapte olduğunu belirtirken geleceği hakkında takıma alıştım diyebiliriz. Bu büyük kulübün bir parçası olmak, armayı taşımak beni baştan heyecanlandırdı. Alanyaspor karşısındaki ilk maçımdan memnun kaldım. Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Ben de elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran'da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte Galatasaray'da veya Barcelona'da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız sözleri aktarılmış. İlk maç itibariyle de Peña'nın herhalde geçer not aldığını söyleyebiliriz. Gerek kurtarışlarıyla gerek oyun kurması ayağına hakim oluşuyla. Torrent'ten 11'de değişim. Hemen solda görüyorsunuz Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Tore'nin Kayseri Spor maçının 11'inde bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. Bakalım ne öğrenilmiş. İspanyol hocanın form grafiği düşen Taylan ve Berkan'ı yedek bekleteceği. ikisini birden galiba değil mi? Doğru anlıyoruz. Ee, Taylan ve Berkan'ı yedek bekleteceği kaydedildi. Torrent 11'de 3 yerli kuralı gereği. Solda Kerem'i sağda Emre Kılıncı görevlendirecek. Forvet arkasına da Halil ya da sol bekte Ömer'le 3. yerli oyuncu tamamlanacak. Dün bizim yaptığımız projeksiyon. Zaten başka da çok da fazla opsiyon yok yani. Aklın yolu bir. Cumhuriyet Gazetesi de aynı şeyi yazmış. saşa Boyi formasına kavuşacak. Yeni transfer Pulgar 11'de mücadele edecek. Domenek Tore'nin maça Muhammed'le başlayıp Gomis'i daha sonra oyuna alması bekleniyor. İspanyol çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte dünkü Beşiktaş-Göztepe maçını Vodafone Park'ta izleyip önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı iki rakibiyle ilgili notlar aldı. Gomis'in e, Gomis'le başlamayacak olması. Genelde herkes Gomis'i daha sonradan oyuna alacağını tahmin ediyor. Hazır olmamasından dolayı olsa gerek. U19'la bir e, antrenman müsabakası yapmış, Orada hazır gözükmüş. üç tane gol atmış. Eğer fiziksel olarak iyi seviyedeyse ben Gomis'le başlayacağını düşünüyorum. İki gerekçem 45 var. 45 dakikalıksa dahi yine de Gomis'le başlamaz mısınız? İlk kullanabilirsin diyorsun. Bilmiyorum o artık hocanın stratejisi. Maç stratejisiyle ilgili ama. Şimdi iki gerekçem var. Birincisi Gomis daha önce Galatasaray'da oynadı. Dolayısıyla şunu diyemezsin. Bu ülkeye yabancı, kulübe yabancı bir adaptasyon süreci olacaktır. Mustafa Muhammed bir süredir burada o yüzden Gomis'i sonradan düşüneyim demezsin. demezsin. Gerekçelerimden biri bu. Zaten almış takımı yemeğe götürmüş. Ee, takım arkadaşları arasındaki uyumu artırmak, takımın moral seviyesini artırmak için yemeğe götürmüş. Yani liderlik vasıfları da gösteriyor. İkinci gerekçem de e, Alanya Spor karşısında izlediğimiz Galatasaray önde baskıya karşı İnyaki Penya'nın 50 metrelik paslarına biraz mahkum olmuştu. Şimdi muhtemelen Kayseri Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Galatasaray'ın Alanya maçını izledi. Ve bir taktik plan geliştirdi. Büyük bir ihtimalle dener. Galatasaray stoperlerine baskıyı, beklerine baskıyı, önde baskıyla sonuç almayı dener ve Galatasaray yine İnya Kipenya'ya çok dönmek zorunda kalabilir. Zaman zaman. İnya Kipenya bu topları Mustafa Muhammed'e atarsa mı? Daha verimli hücum opsiyonu olur. Gomis'e atarsa mı? Kesinlikle Gomis. Çünkü Gomis'in kariyeri zaten oraya gelip Stoper'i sırtında tutup o topları indirmek, hücum başlatmak da geçti. En önemli alamet-i biri bu Gomis'in. Mustafa Muhammed havada çok iyi bir oyuncu. Mustafa Muhammed'e bir saygı sık ettiğimi düşünmesin ama o, Gomis tamamen. başka tipte. Aynen öyle. Aralarında 10 yıldan fazla bir kariyer farkı var. Evet. Deneyim farkı var. O yüzden Gomis hazırsa, bence Niyaki Pena, Pulgar Gomis, Galatasaray'ın yeni iskeleti olur, omurgası olur. Mourinho bir ara köşe yazıyordu İngiltere'den ayrılıp. Yanılmıyorsam İspanya ya gitmişti. Telegrafta köşe yazısı yazıyordu. Omurga tabirini onda görmüştüm. Demişti ki ben bir takıma gittiğim zaman kaleci, savunma lideri, orta saha oyun kurucu Santrfor. Omurgaya bakarım. Omurgan varsa etrafını bir şekilde tamamlarsın. Etrafını bir şekilde çözebilirim ama omurgam olması lazım. O sezonda Liverpool'un kalecisi Pepe Reina, savunma lideri Kerriger, orta sahada Gerrard var takım kaptanı. Santrfor da Fernando Torres. Demişti ki Liverpool yakın tarihin en iyi omurgalarından birini yakaladı. Bu omurga ile bunlar bu sezon şampiyonlar gidebilir. Zaten şampiyonluğu son anda kaçırdılar o sezon. Mourinho'nun köşe hatırlıyorum. Şimdi Galatasaray'ın bir omurgası yoktu. Bir süredir. Kaleci yok. Mustafa Sakatlan'dan beri. Savunma lideri var. Orta saha lideri yok. Orta saha korkunç. Sürekli değişiyor. Top tutamıyor. Santriforu yok. Santriforlar sürekli değişiyor. Çeşitli sebepler hastalanıyor, sakatlanıyor, kupaya gidiyor vesaire. Bir omurgan yoksa Zaten etrafını doldurman, bir oyun inşa etmen kolay olmuyor. Şimdi Galatasaray bir omurgaya kavuşuyor. Ayağı bir kaleci. Inaki Peña. Savunma liderin var Markao. Orta sahip Pulgar geliyor. Şile milli takımında düzenli oynayan bir oyuncu. Beklenti oyun kurması, top alması, çok fazla topla buluşması. Santr for Gomis zaten takım lideri. O yüzden bu omurgayı inşa edip bir an önce Torrent'in bu omurgayla başlamak isteyeceğini tahmin ediyorum. Çok fazla ayarlarla oynayabilecek kredisi yok. Doğru. Deneyecek kredisi yok. Çünkü burada denersen, Kayseri karşısında iyi sonuç alamazsan bilmiyorum ne olur. Yani daha da moral seviye, mental seviye. Kerem Aktürkoğlu ne dedi? Çok iyi çalışıyoruz. Rakibi de çok iyi analiz ettik. Fakat anlamıyorum. Hepimizin moral, mental seviyesi düşük. Hissettiğimizi yapamıyoruz dedi. Ve bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz dedi. Bilmiyoruz. Çok önemli. Bunu diyen de Kerem. Takımın en iyi oyuncularından Aynen öyle. biri. Bu genç oyuncuların seviyesini artırmak için galibiyet lazım. Mental seviye artırmak lazım. Bu durumdan nasıl çıkabileceğini birinin göstermesi lazım. Torrent'in göstermesi lazım tabii ki. O yüzden İnyaki Kipenya, Pulgar, Gomis'i bir an önce omurgaya ben olsam yerleştiririm. Hızlı bir çıkış yolu ararım. Bence de baştan beri konuştuğumuz üzere sanki hızlı bir şekilde bu söylediğiniz. Atan tutan hayata geçecek. Atan tutanı iyi olacak denir ya oraya bir de orta saha eklemek gerekecek herhalde. Evet. Çünkü Galatasaray'ın en atan, orta saha tutan diye en eksik yeri orası. Yani Berkan Taylan'la şu geçişleri birinci, ikinci bölge geçişlerini yapamıyorlar ve çok top kaybediyorlar ve gol yiyorlar. Berkan Taylan'ın ben de ikisini birden kulübe başlayacağım. Orada Pulgar çıkal daha ikilisinin. Atan tutan start çok önemli ama orta sahan kadar varsın cümlesi bence daha gerçekçi bir cümle. İkisi de önemli. O da önemli, o da önemli. Evet, omurga işte. Hepsinin toplanında bir omurga yapıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Fanatik Gazetesi ve Trabzonspor'la devam ediyoruz. Değerli izleyenler başlığımız her yer bordo mavi demiş Fanatik Gazetesi. Lig, kupa fark etmiyor. Rakiplerini bir bir deviren Trabzonspor 37 sene sonra çifte mutluluk yaşamak istiyor. En son 1983-84'te hem lig şampiyonu olan hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren fırtına müthiş geçirdiği sezonda aynı başarıyı tekrarlayıp tarih yazmayı hedefliyor. Denizli deplasmanında sürprize izin vermeyen Karadeniz devi 2 birlik galibiyetle çeyrek finale çıktı ve artık tamamen pazar günü ligde oynayacağı İttifak Holding Konya spor maçına odaklandı. Lider biziz rahat olacağız diyen teknik direktör Abdullah Avcı gücümüzü gösterip kazanma alışkanlığını sürdüreceğiz sözleriyle oyuncularını motive etmeye başladı. Şurada bakalım. fırtınanın yeni sol beki Puaç, Türkiye Kupası'nda sonradan oyuna girmiş ve maçın gidişatını değiştiren isimlerden biri olmuştu. Polonyalı genç futbolcu. Bizim için her maç çok önemli. Bizim için kolay, hiçbiri kolay değil. Kazanarak devam ediyoruz. Sonuna kadar bu havayı sürdüreceğiz. İyi bir takımız. Hedefimiz her kulvarda kupaları kazanmak. Ben de bu doğrultuda elimden geleni yapıyorum. Sözlerini aktarmış Murat Cem Akpınar. Kuasi'nin golünde asisti yapan isimde genç orta saha oyuncusu forma şansını iyi değerlendirdi diye yazmış gazete ve Kuasi fırtınası başladı. İlk maçına Türkiye kupasında çıkıp attığı golle turu getiren Jan Evrad Kuasi performansıyla tam not aldı. Fil dişili yıldız hızlı driplingleri ve tekniğiyle taraftarları gelecek adına fazlasıyla heyecanlandırdı. Kuasi pazar günkü Konya Spor maçında Abdullah Avcı'nın en güçlü kulübe hamlelerinden birisi olacak. Bir sonraki sayfamız Marek Hamšík'te kader günü. Sakatlığı nedeniyle son 3 süperlik maçında forma giyemeyen Slovak orta saha bugün antrenmanda denenecek. Eğer iyi hissederse pazar günü oynayacak. Karadeniz devi pazar günü takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Marek Hamşi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivas'la bir bir berabere kalınan maçta sakatlanan ve ardından Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa sınavlarında forma giyemeyen 34 yaşındaki Süper Yıldız bugün idmanda denenecek. 1.83 boyundaki futbolcu kendini eğer hi iyi hissederse pazar günü kadroda yer alacak. Teknik direktör Abdullah Havcı 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada onunla başka onsuz başka oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen futbolcular belirliyor diyerek Marek oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı. Fırtınayla 23 maça çıkan Marek 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Ama takımın boş alan üretmesi ya da takımın alanları güvenli bir şekilde boşaltması konusunda Marek Hamšík'in oyuna ne kadar akıl kattığı istatistik hani iki gol 4 asist diyor ama bunun çok daha fazlası Kesin. katkısı var Marek Hamšík. Alan yorumlama tabirini çok sevmiştim Almanların. Tam öyle yani. Evet. Onlar Thomas Müller'le özdeşleştirirler bu tabiri. Trabzonspor'un da alan yorumlayıcısı Marek Hamšík. Şimdi hafta sonu pazar öncesi birkaç detayın altını çizmek lazım. Konya Salı oynadı, Trabzon Çarşamba oynadı Türkiye Kupası'nı. Belki bir tık hani bir gün önce oynadıkları için. O bir detay. Ama Trabzon 90 dakika oynadı. Konya 120 dakikaya giden. Aa hayır Konya da 120'ye gitti evet. 120 dakikaya giden ve çok yorucu bir kara gümrük müsabakası. Çok giden gelen 3 defa karagümrük e kara öne geçti. 2 kere Konya öne geçti. Yıplatıcı bir maç. Onların da oradan bir dezavantajı olabilir. Trabzon aslarından ee, hemen hemen hepsini dinlendirdi. Türkiye Kupası Bakasetas sonradan girdi ama Bakasetas'ın zaten olumsuz olmadı oynaması olumlu oldu. Moral buldu, Oyunu etki etti. Zaten yavaş yavaş dönüyordu futbola. Olumlu oldu. Neredeyse aslanın tamamını dinlendirdi Trabzon. Konya onlar da rotasyonlu bir kadroya çıktı. İşte Skubic'i kullanmadı. Gilerme sonradan dakika aldı. İşte Hacı Amatovic sonradan girdi orta sahada Oğulcan Empok ikilisini kullandı. Onlar da ciddi biçimde rotasyonlu bir kadroya çıktılar. Hamilton ligde oynayan oyuncu kupada da oynadı ve 120 dakika sahada kaldı. O yazılabilir yorgunlar arasına. Mihalak sonradan girdi. Herhalde ligde o başlayacaktır. Konya'da imkanları çerçevesinde, Trabzon kadar geniş değil imkanları. İmkanları çerçevesinde Aslan'ı dinlendirmeye çalıştı. Ama Konya'da biraz daha birkaç yorgun olabilir. İlhan Hoca İlhan Palut Hoca maç sonunda zaman zaman değerlendirmelerinde şuna vurgu yapıyor. Bizim bir oyunumuz var. Biz her takıma aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz ama bazen rakiplere karşı özel taktikler de yapmak gerekebiliyor diyor. De de zaman zaman. Trabzonspor'da böyle bir maç, böyle bir takım olsa gerek. Ne düşünebilir sizce? Yani Trabzonspor'un hangi zayıf noktasını bulabilir ya da şunu yaparsam Trabzonspor'u tuzağa çekebilirim diyebilir ama bir de Abdullah Avcı var. Yani oyuncu grubu belli bir ivme kazanmış. Herkes kazanma galibiyet alışkanlığı elde etmiş. Yani hiçbir karşı önümüze devireceğiz gözüyle belki bu e, mantıkla çıkıyorlar sahaya. E bir de tuzağa düşmeyen bir hocaları da var. Evet. Bir taktik savaş olacak, bir satranç olacak kesin. Konyaspor'un o B oyunu Beşiktaş oyunuydu. Beşiktaş'a karşı oyunu genelde kendi yer alanını kabul ettiler. Mihalak başroldeydi çıkışlarda, geçişlerde. Son dakikalara kadar diri kaldılar. Son dakikalarda attıkları bir golle mağlup ettiler. Beşiktaş dolayısıyla bahsettiği oyun o sanırım. Muhtemelen. İlhan Palut'un B planı. Trabzonspor'a karşı bunu mu denerler yoksa ligin ilk yarısında Trabzon'a karşı oynadıkları çok dominant, çok isteyen, çok arzulayan, çok riskli bir oyun vardı. Onu mu denerler bilmiyorum. Trabzon için de aslında iki seçenek geçerli. Çünkü Trabzon için bir puan yeterli. Rakibiyle olan mesafesini korur. Şu an zaten rakibin 9 puan önünde. Beraberlik burada. Trabzonspor'a yarayan bir durum. Ama Trabzon benzer bir maç Başakşehir maçta çıkmıştı. Ben Başakşehir'in mesela galibiyet hedefleyeceğini Trabzon'un daha tutucu bir stratejiyle oynayacağını sanıyordum. Yanıldım. Trabzon ilk yarıda gene maçın ilk yarısında özellikle ilk 45 topa sahip olan, arayan, deneyen, daha fazla arzulayan görüntü vermişti. Konya'ya karşı da pekala en iyi savunma hücumdur diye düşünüp. Zaten iç sahada oynuyorlar. Yani müthiş de bir taraftar desteği olacak. Belki o planlarını da uygulamaya koyabilirler en azından ilk 45 dakika için. Benim beklentim şu. Tahminim şu. Beklentim değil elbette. İç saha taraftar desteği de var. Trabzon herhalde dominant başlamaya, topa sahip olmaya çalışır. Dakikalar geçtikçe strateji değiştirir Abdullah Avcı. Benim tahminim o. Kuası çok etkileyici bir oyun oynadı kupada. Elbette rakibin gücü aynı değildir. Altaş Denizli Spor, İttifak Holding Konyaspor'un elbette rakibi gücü aynı değildir ama çok e, etkileyici bir performans koydu ortaya. Acaba hocanın kafasını karıştırır mı? Yani hemen Türkiye Kupası'nın peşinden birkaç gün sonra sezonun en kritik maçı olduğu için olmaz değil mi? Evet. Kafasını Yine yedekte kalacak. Kafasının karışabileceği kadar zaman yok arada. Kuvasi'yi birkaç maç daha gördükten sonra Konya Spor gelseydi Belki kafası karışabilirdi Ama yani TFF 1. Lig'in Son sıralarındaki bir rakibe karşı Denizli'ye karşı Kuvasi performansını izleyip Konya Spor maçındaki tercihlerini değiştireceğini çok sanmıyorum Muhtemelen bu tarz büyük maçlara Tek tek en iyi bildikleri 11'lerle en iyi bildikleri oyunlarla Çıkmayı tercih ederler Mümkün olduğu kadar sürpriz yapmazlar kendi takımlarına ve kendi oyuncularını şaşırtmazlar. Abdullah Avcı için Türkiye Kupası'nın en büyük kazancı Bakasetas. Çünkü Hamşik de muhtemelen başlamayacak. Sağlıklı olsa bile Trabzon'un Hamşik'siz ve Bakasetas'sız orta saha geçişlerine ne kadar zorlandığını biliyoruz. Oyunun Vakayemi'nin sırtına yüklendiğini biliyoruz. Hamşik başlayamayacaksa Bakasetas başlayabilecek durumda gibi görünüyor. Bakasetas'ın varlığı için, varlığı da çok kritik Abdullah Avcı için. Muhtemelen geçişleri Bakasetas üzerinden. Bakasetas'ın biraz daha geriye gelip top aldığı, biraz daha topla buluşma yer ortalamasının geriye düştüğü. Yani 40'larda 50'lerde, 40 metrelerde 50 metrelerde topla buluşmaya başlar Bakasetas bu maçta. Daha fazla önde buluşmayı tercih etmez, daha fazla geride buluşmayı tercih eder. Trabzon'un birinci, ikinci bölge geçişleri yardımcı olur muhtemelen. İki takımın Trabzonspor ve Konyaspor iki takımın sezon istatistiklerinin karşılaştırması. Onu da rica edelim. Buyurun. Toplu oynamada sezon ortalamaları itibariyle %56.3 Trabzonspor, %51 İttifak Holding Konyaspor attığı gol 1.75 Trabzonspor'un ortalama 1.52 Konyaspor'un şut ikisi de yine denk olduğunu söyleyebiliriz 10.5'e 10.8. Yalnız şut isabet oranında 51, yüzde 51 Trabzonspor. Yani ligin en iyilerinden evet, zaten. Yarının üzerinde. Konyaspor Spor yüzde 45.4'te kalmış. Pas isabeti yaklaşık olduğunu söyleyebiliriz. Yediği gol yine 0.71'e 0.70 aynı. Gol yemeden bitirdiği maç 10'a 11. Ve faul sayılarının da birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. En kritik farklılık toplu oynama ve şut isabet oranında. İki takım da defansif anlamda sezonun en iyi iki performansı. 20 golün altında yiyen sadece zaten Trabzonspor ve Konyaspor. Biri 17 gol yediler, biri 16 gol yediler. 16 Konya en, az Konya Spor. Konya Spor en az değil ha, mi Konyaspor? Konyaspor en az ama bir maçı eksik Trabzon'da. Trabzon'da 17. Konyaspor'un bir de son 3 müsabakayı 1-0 kazandığını dikkate alırsak Adana Demirspor, Altay deplasmanı ve Giresunspor maçlarını zor da fikstür ama üçünde 1-0 kazanmayı başardı. Son dönemde defansif performanslarını da üzerine koydular. Serdar Gürler'in gidişiyle Konya biraz daha böyle faydacı kazanabilen. Biraz daha bir golle maç kazanma yöntemini benimseyen takıma dönüştü. Mesela Abdullah Avcı'yı 1-0 ustası olarak biliyoruz zaten kariyer boyunca ama İlhan Palut da gerektiğinde bunu yapabileceğini ispat etti. Sonuç maçtaki bir sıfırlık galibiyetleriyle. O yüzden bu müsabakada da ilk golü atan tarafın çok çok büyük bir avantaj sağlayacağını söylemek kehanet olmaz. Ya yani ilk golü atan taraf, 1-0'ı bulan taraf çok çok büyük bir ihtimalle o 1-0'ı koruma içgüdüsüyle hareket edecek. Plan B'ye geçecek. Haftanın kritik başlarından bir tanesi değerli izleyenler Trabzonspor, İttifak Holding Konya Spor pazar günü saat 19'da oynanacak. Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz ve Foto Maç gazetesine geçeceğiz. Başlığımız Avrupa'da kaçmasın. Zirveden kopan sarı lacivertliler ligde 6. sırada yer alıyor. Avrupa bileti içinse ilk 4'e girmek gerekiyor. Yeni hocayı da etkileyecek hedef için alarm verildi. Bu ne demek şimdi? Bir saniye. Ee, şuradan bakıyorum yeni hoca konusu. Artık yapılacak hataların telafisi olmadığı anlatılıyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilememesi... Başkan Ali Koç'un görüşmeleri sürdürdüğü üst düzey bir teknik adamla anlaşma şansını da tehlikeye sokacak. Hedef Giresunspor maçı ile birlikte galibiyet serisi yakalayıp Avrupa treninde yer almak. Yani anlaşılmamış yeni teknik direktörle önümüzdeki sezon için. Ve eğer Avrupa'ya gidemezse de o işler zora girecekmiş habere göre. E tabii yani hangi teknik direktörle anlaşsan ya da anlaşacak olsan da Üst düzey, üst seviye bir tek direktör. Avrupa kupalarında kendini göstermek ister. Avrupa kupalarında olmayan bir takıma gitmek başka bir şey. Olan bir takıma gitmek başka bir şey. Fenerbahçe için tabii ki Avrupa kuparında olmak hikayeyi değiştirir. Türkiye Kupası'nda olmadığına göre artık Türkiye Kupası'nda kazanan takım ligi şampiyon bitirmezse yani tabii ki öyle bir ihtimal de var. Mesela diyelim ki Trabzonspor kupa da kazanırsa o zaman lig üçüncülüğü Avrupa Ligi anlamına gelir. Ama öyle bir durum olmazsa ligden Avrupa Ligi bileti yok. Sadece konferans ligi biletimiz var. Onun için de üçüncü ya da dördüncü olmanız lazım. Üçüncü ve dördüncü konferans ligi önelemelerine gidecek ligde şu anda mevcut tabloya göre. Türkiye Kupası şampiyonu da Avrupa Ligi önelemesine gidecek. Ama dediğim gibi lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu aynı takım olursa o zaman lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne gider. Fenerbahçe şu anda bu hedefleri kovalıyor. Çünkü kupadan elendi. Elinde ee, Süper Lig'de en azından ilk 4 değer almak ve Avrupa Konferans Ligi'nde gidebildiği kadar gidebilmek gibi bir hedef söz konusu. Sıradaki başlığımız Sabah Gazetesi'nden Gençler Kaçıyor şeklinde. Fenerbahçe'de Berke Özer'den sonra Ferdi Kadıoğlu için de Avrupa iddiası geldi demiş. Süper Lig'deki kötü gidiş, Türkiye Kupası'na veda ve taraftar tepkisi genç futbolcuların rotasını değiştirdi. İngilizler Ferdi'nin Brighton'la 5 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı. Berke ise Anderlet ile temasta. 21 yaşındaki kaleci Anderlet'te görüşme halinde. Şöyle bakalım geçtiğimiz haftalarda milli takım tercihini Ay Yıldız'dan yana kullanan 22 yaşındaki oyuncunun Premier League ekibi Brighton'da 5 yıllık ön sözleşme yaptığı belirtildi. Bu arada Altay göreve hazır. Altay Bayındır Giresun maçıyla takıma dönüyor demiş gazete. Burada ha bu Fenerbahçe ile alakalı bir başlık değilmiş. Şeyi koymuşlar da. Kurt Zuman'ın haberini koymuşlar. Kedi konusu. Kedi konusu. Dedim ne alaka şimdi Fenerbahçe sayfası olunca da onun alakası yokmuş. Deplasman kabusu. Fenerbahçe yarın GZT Giresun Spor karşısında yaşanan 5 maçlık kötü seriyi bitirme hedefinde. Sarı ile son 5 dış saha maçından 4 beraberlik 1 mağlubiyetle dönerken 11 puan bıraktı. Deplasmanda en son 21 Kasım 2021'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Kanarya, o tarihten sonra galibiyete hasret kaldı demiş gazete ama <laughs> özür dilerim. Herhalde burada gençler kaçıyor. Eğer iddialar doğruysa, evet. bunlar iddia boyutunda. Eğer iddialar doğruysa elbette hiç hoş değil. Şimdi bu Ferdi Kadıoğlu'nun danışmanlığını yapan firma çok güçlü bir firma. Avrupa'nın en güçlü menajer şirketlerinden bir tanesi zaten bir Hollandalı efsanevi menajer kurmuştu ve şu anda herhalde ekip olarak çalışıyorlar. Ve onların bir özelliği de tek direktör danışmanlığı. Çok fazla çalıştır tek direktör var. işte Ronald Koeman, Eddie Howe, Steven Gerrard, şu anda yöneticilik yapan Edwin van der Sar gibi birçok tek direktörde çalışıyor. Sanırım Ferdi Kadıoğlu da doğal olarak hani globalde bir oyuncu olduğu için Hollanda alt yaş grubu milli takımların oyuncusu olduğu için e, opsiyonlarını değerlendiriyor. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve bir türlü o uzatma haberi gelmedi. Belki de menajerlik şirketi onu hani Premier Lig'e ya da danışmanlığını yaptığı tek direktörün çalıştığı kulüplere götürmeye çalışıyor olabilir. Anlaşılabilir. Ferdi Kadıoğlu milli futbolcumuz artık. E, milli takımımızın da hatta uzun vadede hani sol bek olarak devam edecekse kariyerini çünkü Ferdi'nin çok opsiyonu var. Rıdvan'la beraber herhalde iki sol bekinden biri olur kariyerine sol bek olarak devam edecekse değil mi? Artık Caner Erkin belli bir olgunluğa erişti. Yeni sol beklerimiz herhalde Ferdi sol bek olarak devam edecekse şu an Fenerbahçe sol bek olarak oynadığı için söylüyorum. Ferdi ve Rıdvan. Acaba olur mutlu mudur orada? Hep merak ettiğim soru bu. Yani görev disipliniyle, işine saygısıyla eksiksiz Kendisine ne verilirse verilsin yapan oyunculardan bir tanesi evet. ligimizde ve Fenerbahçe'de. Acaba mutlu mu ben onu merak ediyorum. Sanki ileride oynamak merak onu merak daha ediyorum. çok mutlu edecekmiş gibi geliyor bana ama tabii ki. Aslında on numara oyuncusuydu Ferdi. Ofansif orta evet. sahaydı. Sonra kanat, sol açık, sağ açık. Derken kendi bekte buldu. Sağ bek, sol bekte buldu. Ya bazen olur bu dönüşümler yaşanır. Yaşı çok tabii küçük. Ki, tabii ki. Yani birçok açık oyuncu sonradan bir ya Şu anda Newcastle'da orta sahada oynayan Joelinto. Bana deseydin ki iki sene önce Joelinton bir gün orta sahnesi olacak, mümkün değil derdim. Mümkün değil derdim yani ama çalışırsan, azmedersen, gelişmeye, dönüşmeye açıksan olur yani. Joelinton'un dönüşümüne bakarak bence bütün gençler ders almalılar. Yani nasıl bir orta sahnesi dönüştü Joelinton'a inanılmaz. Dalga geçilen bir Santerford'u şu an çok saygı duyulan bir orta sahnesi oldu. Pekala. Değerli izleyenler 25. hafta bu akşam Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta bu akşam itibariyle başlıyor. Hemen programı da getirelim ekranlarınıza. Bu akşam saat 20'de Altay Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla haftayı açacağız. Yarın saat 16'da Medipol Başakşehir Gaziantep'le oynayacak. Aynı saatte GZT Giresunspor'un rakibi Fenerbahçe olacak. E, cumartesi günü saat 19'da Galatasaray Yukatel Yucat Kayseri karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 13.30'da Demir Grup Sivas Spor Öznür Kablo Yeni Malatya sporla oynayacak. Saat 16'da Fraporta antalya Spor Vava Kars Fatih Karagümrük maçı var. 19'da Kasımpaşa Aytemiz Alanya Spor'la ve Trabzonspor'da İttifak Holding Konya sporla oynayacak. Pazartesi günü iki maç var. Adana Demirspor Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Aynı saatte yani saat 20'de Atakaş Atay Spor Göztepe maçıyla 25. haftayı da tamamlamış olacağız. Biz de böylelikle programımızın sonuna geldik. Bütün takımlarımıza başarılar dileyelim. Uğur Meki ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler haftanın son manşetini. Burada noktalıyoruz efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.